Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel modelin çalışmasını yaptık. Allah'ın izniyle. Kullanmış olduğum ip Alize Cotton Gold. Kullanmış olduğum şiş ise 3 numara. Sizler dilediğiniz ip ve şiş ile çalışmanız mümkün arkadaşlar. Modelimiz 10 ve 10'un katları artı 4 şeklinde şekilleniyor. Ben 3 model kullandığım için 34 ilmek attım. Sizler model sayısını 4, 5, 6, 7, 8 diye ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Görmüş olduğunuz gibi benim kullandığım ip oldukça ince olmasına rağmen kendini oldukça güzel gösterdi. Umarım anlatımdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olup bizlerle beraber örgü örmeye devam edersiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden 34 ilmeğimizi atalım ve hemen modelimizin çalışmasına başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Hadi bakalım. Modelimize başlayalım arkadaşlar. Modelimizin kurulumunu yaparken ilmek sayımız her bir model için 10 ilmek. Sizler hangi genişlikte örgünüzü çalışacaksınız, o kadar genişlikte ilmek sayısı atacaksınız. 10 ve 10'un katları şeklinde olacak. Artı 4 ilmek şeklinde. Şimdi 1. Evet arkadaşlar, modelimize başlama zamanı. Modelimizin kurulumunda ilmek sayılarımız 10 ve 10'un katları şeklinde artı 4 şeklinde şekillenecek. Ben sizlere bugün 3 model anlatacağım. O yüzden şişimde 34 ilmek var. Sizler dilerseniz lastik örgünün üzerine çalışabileceğiniz gibi haraşo örgülerinizin üstüne çalışabilir ya da benim yapacağım gibi ne yapabilirsiniz? Normal ilmeklerinin üzerine çalışıp daha sonradan da kenar kısımlarını istediğiniz projelerle birleştirebilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyim. Nereden anlıyorum ön yüzde olduğumu? Şuradaki uzun ipim sağ tarafta. Buradaki, şuradaki alanı, bakın arkadaşlar, bütün ilmeklerimin düz ilmek şeklinde çalışacağım. Arka yüzde modeli kurmaya başlayacağım. O yüzden burada bütün ilmeklerimi düz ilmek şeklinde çalışıyorum. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonundan sonra arka yüzde ise artık modelimizin kurulumuna sizlerle beraber başlayacağız. Bu arada ipim Alize Cotton Gold arkadaşlar. Cotton bir ip tercih ettim bugün. 3 numaralı şişim var. Sizler istediğiniz şekilde bebe ipleriyle çalışabilirsiniz. 3,5 numaralı şişler kullanabilirsiniz. Ya da daha farklı ip seçeneklerini değerlendirebilirsiniz bu çalışmada. Benim sizlere tavsiyem, eğer ki bu modeli ilk defa çalışıyor iseniz benimle birlikte 34 ilmeğinizi kendi çalışacağınız projedeki malzemelerinizle, yani ipiniz ve şişinizle beraber 34 ilmek üstünden çalışıp santim hesabınızı aldıktan sonra esas modelinize başlamanızı sizlere tavsiye edeceğim arkadaşlar. Çünkü o zaman modelin kurulumu ve oturtumu, kaç ilmek üstünden çalışacağınız çok daha net bir şekilde gözükecektir. Biz örgücü arkadaşlara en çok sorulan sorulardan bir tanesi budur çünkü. Kaç ilmek başlamalıyım? Benim ise ilk sorum karşı tarafa, hangi ip, hangi şiş ve hangi model için ve hangi yaş, hangi beden için şeklinde çeşitleniyor açıkçası. Ben şu anda Alize Cotton Gold ile çalışıyorum. İnceye yakın bir ip. 3 numaralı şiş kullanıyorum ve sizler kendi ipiniz ve şişinize göre santim hesabınızı sizler alacaksınız. Böylelikle ön yüzü bitirdik arkadaşlar. Arka yüze geçiyoruz. Şimdi artık modelin kurulum zamanı. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Modelimiz için arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden ters ilmek olarak aldık. Daha sonra hemen ipimizin yönünü değiştiriyoruz. 2 düz ilmek, 8 adet ters ilmek arkadaşlar. Bakın ipimin yönünü değiştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 düz ilmeğim var. 1, 2. Şu şekilde göstermek istiyorum. Başlangıç ilmeğim. 2 düz, 8 ters, 2 düz ilmeğim. Örgümün ön yüzündeyim bakın.
Ters ilmeklerim burada, düz ilmeklerim bu şekilde kendini gösteriyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden düz ilmek şeklinde aldıktan sonra hemen iki tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 ve 2. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar, burada düz ilmeklerim var biliyorsunuz benim. 8 tane. Buradaki 4. ilmeğim, düz ilmeklerimin 4. ilmeğini şöyle şişimle şurada bir tutuyorum. Ve burada sol şişimden 3 ilmeği çıkartıp hemen 4. ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Ve buradaki 3 ilmeğimi şu şekilde tutarak sol şişime aktarıyorum. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle tutmuş haldeyim. Buradaki sağ şişimdeki ilmeği getirip 1. ilmek olarak şişime yerleştiriyorum. Şimdi bütün ilmeklerim sol şişimde. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Daha sonraki 2. ilmeğimi de düz ilmek şeklinde örüyorum. Şuradaki hani 4 ilmek bazında çalışıyoruz ya şu anda. Son 2 ilmeğimi şu şekilde şuradan ikisini bir alıp 1 ilmek sağ şişimin üstüne aktardıktan sonra 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 tane ters ilmeklik alana geldim. İpimin yönünü değiştiriyorum. 2 ters ilmeğim. 1 2. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 8 ilmeklik düz ilmeklerin hemen sayıyorum. 1 2 3 4. ilmeği bakın ön taraftan şu şekilde geçirdikten sonra kalan sol şişimdeki 3 ilmeği çıkartıyorum. Sağ şişimi öne çekiyorum. Buradaki ilmekleri şu şekilde tutup hemen 3'ünü tekrardan sol şişime aktarıyorum. Aradan 4. ilmeği çıkartmış oluyorum böylelikle. 4. ilmeği tekrardan düzgün bir şekilde ne yapıyorum? Sol şişime aktarıyorum. Aktarırken de bakın şuradaki V'sine dikkat edin. Şu şekilde gelecek. Ve zaten ipimin yönünü belirlemiştim. Düz örüyorum bu ilmeği. Yanındaki hemen bakın şuradan da elimle ayırdım. 3 ilmeğim var. 1. ilmeği düz. Kalan şuradaki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Ve bir tane arttırıyorum. O kestiğim ilmeğin yerine. Tekrardan 4 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 Tekrardan 2 tane ters ilmeklik alandayım. 1 2 Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4. ilmeği bakın ön taraftan taktım. Sol şişimden 3 ilmeği çıkartıp 4. ilmeği ön tarafa çekiyorum ve şöyle tutuyorum bakın arkadaşlar ki kaçmasın ilmeklerim. Hemen 3'ünü tekrardan sol şişime aktarıyorum. 4. ilmeğimi de tekrardan sol şişime şu şekilde aktardıktan sonra o ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Devamındaki 2. ilmeği tekrardan düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Şu şekilde. Ve bir tane arttırıyorum. 4 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 ilmeğim. Devamında 2 tane ters ilmeğim var. 1 2 Son ilmeğim zaten düz ilmek. Hemen düz ilmeğimi de örüyorum. Örgümün arkasına geçeceğim. Şimdi örgünüz şu şekilde duracak arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Tekrardan örgümüzün arkasındayız. Burada ilmekleri gelişini örüyoruz. Gelişini öreceğim için ilk ilmeğim örmeden aldığım ters ilmeği.
Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. 2 tane düz ilmeğim. 2 düz. Bildiğiniz gibi arka yüzde ne yapmıştık? 8 tane ters ilmeğimiz vardı. Hemen 8 tane ters ilmeğimi çalışıyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradaki ilmeği şu şekilde alırsanız örgünüz açık kalır arası. Şu şekilde bakın, şişinizin üzerinden şöyle ön taraftan alırsanız gizli arttırmanız olur. O şekilde almanızı tavsiye edeceğim sizlerden. Ve 8 ilmeği tamamladım. Ters ilmekle. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Bakın 2 ilmek düz. Tekrar 8 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar şu gizli arttırma yapacağım bölümdeyim. Bu 5. ilmeğim. 6, 7 ve 8. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 2 düz ilmeğim. Tekrar 8 tane ters ilmeğim. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadan değil, şöyle ön taraftan şu şekilde alıyorum ki gizli arttırma olsun. Sonuncu ters ilmeğimdeyim. 2 tane düz ilmeğim. 1 tane ters ilmeğimle arka yüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ilerleyen aşamalarda biraz daha net göreceksiniz. O zaman daha net olacak. Mesela ön yüzde şimdi düz ilmeklerimiz ve ters ilmeklerimiz artık çok açık bir şekilde belli oluyor. Şimdi modelin tekrardan ön yüzüne geçtik. Şimdi tekrardan ön yüzü olduğumuza göre ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Devamındaki iki tane hemen ters ilmeğimizi ters ilmek şeklinde örelim. 1, 2. İpimizin yönünü değiştirelim. Şimdi bir önceki ön sırada ne yapmıştık? İlk dörtlü grupta çalışmıştık. Şimdi burada ilk dörtlü grubu düz örgü şeklinde öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki bu sefer son dörtlü grubu öreceğiz. Burada da yapacağımız işlem aslında buradaki yaptığımız işlemin tam tersi. Bu sefer ne yapacağız? İlk ilmeğimizi en sona taşıyacağımız için bakın şişimin üstünde duruyor şu anda 4 ilmeğim. Hemen ilk ilmeğimden sonraki şuradaki 3 ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. Şu şekilde aktardıktan sonra bütün ilmekleri bir çekiyorum dışarıya. Ve ön yüzde birinci ilmeğim kalıyor bakın. Bunu sol şişime aktarıyorum. Diğer ilmekleri bu sefer sol şişime sağ şişimden aktarmış oluyorum. Böylelikle aslında yer değiştirmiş oldu. Şimdi herhangi bir örme işlemi yapmadan evvel ilk önce arttırmamı yapıyorum. Bir tane ilk iki ilmeği şu şekilde kesiyorum. Şimdi ilk sıralarda biraz zorlanabiliyoruz buralarda. Şu şekilde ikisini birlikte alabilmek için. Şöyle biraz esnetmem gerekiyor. Evet, şöyle daha net oldu. Şimdi ilk ikisini kestim. Kestikten sonra devamındaki ilk ilmeğimi düz ördüm. Şuradaki ilmeğimi düzelttim. Ve hemen getirdiğim ilmeği de ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan iki tane ters ilmeğim. Devamında 4 tane düz ilmeğim. 1, 2, 3, 4. Aynı işlemi tekrardan yapıyoruz. Şuradaki ilk ilmeğimi en arkaya taşıyacağım. O yüzden
Bakın sel şişimle hemen ilk ilmeğin haricindeki şuradaki 3 ilmeği bu sefer şöyle arka taraftan bakın. Sol şişim önde, sağ şişim arkada. Şöyle hepsini bir çıkartıyorum. Şuradaki ilmeği hemen kaçırmadan sol şişime aktardıktan sonra sağ şişimdeki 3 ilmeği bu tarafa aktarıyorum hemen hızlıca. İlmek değişimin bittiğine göre sağ şişimin üstüne bir ilmek atıyorum. Öncesinde ilk 2 ilmeği kesiyorum. Kestim. Bir düz ilmek ördüm. Devamındaki şu ön yüzden getirmiş olduğum ilmeğin yönünü düzelttim ve hemen ördüm. Düz ilmek şeklinde. Bir tanesi sağ, bir tanesi sola yatmış oldu böylelikle. Tekrar 2 ilmek ters. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 4 tane düz ilmek. 1 2 3 4 Birinci ilmeği en sona getireceğim için ne yapıyorum? O ilmeği atlayarak sağ şişimle örgümün arkasından 3 ilmeği şu şekilde çekiyorum. Hepsini bir çıkarttıktan sonra buradaki birinci ilmeği dördüncü ilmek olarak alıp buradaki ilmekleri sol tarafa aktarıyorum. Öncesinde bir tane arttırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte öreceğim. Daha sonrasında bir tane düz ilmek öreceğim. Ön taraftan getirmiş olduğum ilmeğin şöyle yönünü düzelteceğim. Düzgün gelsin diye. Onu da düz örüp tekrar 2 tane ters ilmeğim, 1 tane düz ilmeğim diyeceğim. Ve ön yüzdeki sıramı bu şekilde bitirmiş olacağım arkadaşlar. Bakın. Bir evvelki sırada çalıştığımız ilmeği sağa çektik. Bu sırada ilmeği sola çektik. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine gördüğümüz şekliyle çalışacağız. 1 ters ilmek. 2 düz ilmek. 8 tane ters ilmek. 1 2 3 Bakın şimdi dördüncüsü. Dördüncü ilmeğim artık arttırma ilmeği olduğu için şu şekilde çalışıyorum. 4 5 6 7 ve 8. 2 tane düz ilmek. 1 2 Tekrardan 8 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrardan düz ilmeğe dönüyoruz. 2 düz ilmek. Tekrardan 1 2 3 dördüncü ilmeğim 5 6 7 8 ters ilmeğim 2 tane düz ilmeğim 1 tane ters ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın arkadaşlar. Model zaten aşamalar halinde devam ettiği için ilerledikçe model oturuyor. Sağ aktaracağımız ilmeğin sırasındayız. Öyle diyeyim. Bir tane düz ilmek ördük. 2 tane ters ilmek ördük. İpimizin yönünü değiştirdik. Bakın. 8 ilmeği her zaman 4-2 gruba ayırıyoruz biliyorsunuz. 1. 2. 3. 4. 4. ilmeğime sağ şişimi taktım. Şu şekilde. Diğer 3 ilmeğimi çıkartıyorum. Tutuyorum ve tekrardan sol şişime buradaki 3 ilmeğimi evet. Şimdi 3 ilmeğimi aktardıktan sonra sağ şişimdeki ilmeğimi
tekrardan sol şişime geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Hemen düz ilmek şeklinde onu örüyorum. Ördüm. Yanındaki ilk ilmeği düz örüyorum. Daha sonraki şuradaki iki ilmeğimi, ikisini birlikte topluyorum. Şu şekilde. Kestikten sonra arttırıyorum. Şimdi dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi şu. Öncelikle sıranızda bir sağ bir sol çalışacaksınız. Sağ çalışırken önce taşıdığınız ilmeği örüp onun yanındaki ilmeği düz ördükten sonra kesip arttırım yapacaksınız. Diğer tarafta yani sol tarafı çalışırken ise ne yapıyoruz? Önce arttırım, sonra kesim, sonra bir düz örüp sonra en son taşıdığınız ilmeği çalışıyorsunuz. Zaten videoyu başa sarıp sürekli çalışırsanız herhangi bir problem yaşamayacaksınız modeli tam çözene kadar. Modelimizin bakın diğer ikinci dörtlü grubunu düz örgü şeklinde örüyoruz. 1 2 3 4. İki modeli ayırmak için kullandığımız ters örgülerimizi de örüyoruz. 1 2 Tekrardan ikinci model için çalışacağımızdan dolayı dördüncü ilmeği bakın hafif esnetebilirsiniz hiç sorun değil. Üç ilmeği birlikte çıkartın şu şekilde. Daha sonradan aradan ilmeği çektikten sonra buradaki üç ilmeği bakın hep şişenize takabilirsiniz. En kolay hali budur. Çıkarttığımız önden taşıdığımız ilk ilmeğinizi gelin tekrardan sol şişinize aktardığınız zaman düz ilmeğinizi örün. Buradaki ilmekle işiniz bitti. Yanındaki düz ilmeği öreceksiniz. Hemen onun yanındaki iki tane ilmeği kesip bir arttırıp dört tane düz ilmek öreceksiniz. 1 2 3 4 Tekrardan iki ters ilmek. Bir daha göstermek istiyorum bakın. Dördüncü ilmeği şu şekilde sağ şişimle öne alıyorum. Üç ilmeği hatta sağ şişimdeki ilmeği de çekeceğim için dört ilmeği birlikte alıp üç ilmeği sol şişime geri takıyorum şu şekil. Sağ şişimdeki ilmeği esnetip sol şişime aktarıyorum. Ve bunu düz ilmek olarak örüyorum. Ördüm. Yanındaki ilmeği gene düz örüyorum. Kalan şuradaki iki ilmeği ikisini bir örüyorum. Bir artırıyorum. Dört tane düz ilmeğim var. Bir, iki, üç ve dört. Son iki ters ilmeğiz. Ve sonuncu kenar ilmeğim düz. Arka sırada da zaten yapacağımız işlem ilmekleri gelişine göre örmek. İlk ilmeğimi ters aldım. 2 düz 8 ters ilmek çalışarak ön yüzde tekrardan görüşelim. Sol taraftaki ilmek atışının birinci modelini anlatmak istiyorum. Daha sonrasında sizler modelin genişlemiş halini göstereceğim zaten. Birkaç sırada ben kendi başıma öreceğim. Ve umarım anlattığımı düşünüyorum. İnanın bu örgünün birçok çeşit anlatımı var. En kolayı bu arkadaşlar. Öteki türlü gerçekten çok zorlanabilirsiniz. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bugün biraz nasıl diyeyim? Enerji düşük değil de hani daha net nasıl anlatabilirim düşündüğüm için birazcık açıkçası tutuk anlattım. Hani en kolayı nasıl olabilir diye kusura bakmayın o yüzden. Ama bu tür örgüler aslında kolaydır. Fakat karşı tarafa bazen daha kolay nasıl anlatılabilir düşüncesi hakim olunca bizler tutuk tutuk böyle konuşabiliyoruz. Kusura bakmayın o yüzden. Ama en kolayı bu arkadaşlar gerçekten ilmek alışlarınızın yönünü düzgün tuttuğunuz takdirde sırasını kaçırmadığınız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız bu örgü için en azından. Şöyle
Bakın arka yüzü de tamamladık. Şu şekilde. Model ne yapıyor? Şu şekilde kavisler çize çize gelecek. Şimdi sağ taraftaki toplamayı bitirdiğimize göre sol taraftaki toplamayı yapacağız. İlk ilmeği örmeden düz ilmek olarak aldıktan sonra 2 tane ters ilmeğimiz. 2 ters ilmek. Devamında ipimin yönünü değiştiriyorum. 4 düz ilmek. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradaki birinci ilmeğimi son ilmek olarak taşıyacağımdan dolayı ne yapıyorum? Sağ şişimden yardım alarak ilk ilmeğin haricindeki 3 ilmeği şu şekilde örgümün arkasından şişimi aldıktan sonra buradaki ilmeği sol şişime aktarıyorum ve diğer ilmeklerimi hemen sol şişime aktarıyorum. Ne yapıyorduk? İlk önce arttırıyorduk. Hemen akibinde kesiyorduk. Bakın kestik. Bir tane düz ördük. İlmeğimizin yönünü düzelttik. İki tane ters ördük. Şimdi kafanız karışabilir. Nerede ne yapacaktım diye. En kolayı şu. Şöyle izah edeyim. Bu taşıdığınız ilmeğin yanındaki ikinci ilmeği her zaman düz öreceksiniz. Tersten gelirken de bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki ilmekler şunun için burada. Bu sıra için şurada. İkinci ilmekler düz ilmekler. Diğer şu iki ilmek ters kesilen ilmekler. O yüzden bu taraftan gelirken önce taşıdığımız ilmeği örüyoruz. Yanındaki ilmeği düz örüyoruz. İkisini bir kesip arttırıyoruz. Burada bu tarafı çalışırken ise önce arttırıyoruz, sonra kesiyoruz, düz örüyoruz ve taşıdığımız ilmeği örüyoruz şeklinde olacak. Şimdi ben biraz daha örmek istiyorum sizlere daha net gösterebilmek için parçayı. Hadi görüşelim. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz hazır arkadaşlar. Bakın oldukça hoş duruyor. Yapımı gerçekten çok kolay. Sağ ya da sola çalışıyoruz her seferinde. Şimdiki sıramız sol taraf için. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmış olduk böylelikle. Modelin görüntüsü bu. Bakın kasma falan yapmıyor herhangi bir şekilde. Şöyle örgünün arka yüzünü de göstermek istiyorum sizlere. Gayet hoş ve temiz. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.